Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olduğum için aldığım maaş 7.500 lira. Emekli maaşım 7.500 lira. Oturduğum ev kira 9.000 lira kira veriyorum. Şu anda çalıştığım yerden haftalık olarak 3.000 lira alıyorum. 9.900 küsür civarında emekli maaş alıyorum. Evim kira. Temizlik işinde çalıştım. Tüm zorluklara rağmen emekli olmayı başardım. Ama gel gelelim ki emekli olmak bir başarı değilmiş. Ben bunu yaşayarak bunu öğrendim. Bundan 21 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin %40 fazlasıydı. Bugün ise asgari ücretin %40 altına gerilemiş vaziyette. Ve yine bundan 21-22 yıl önce en düşük emekli maaşıyla 13 adet çeyrek altın alabilirken bugün maalesef en düşük emekli maaşı olan 7.500 TL ile 3 tane çeyrek altın alabiliyor. Normalinde almamız gereken emekli maaşının 1/4'ünü aldığımızı düşünüyorum. Çünkü yani ben ayda 3-4 tane düğüne gider ve her birine de en az çeyrek altın takardım. Şimdi ben düğünlere gidemiyorum. 7.500 lira ben maaş alıyorum. 2 yıl önce maaşım yetmediği için evimden atıldım. Kızımla yaşamaya başladım. Kızım zaten asgari ücretli alan birisi. Şimdi bakıyoruz yani asgari ücretli mi emekliye bakacak, emekli mi asgari ücretliye bakacak. Çünkü ikisinin de yaşam koşulları gerçekten çok zor. İkimizin maaşı bir araya geldiği takdirde bile biz geçinemiyoruz. En çok beni kaygılandıran ev kiralarının yüksek olması ve kardeşinin önünde oturmaktan kaynaklı belki ev kentsel dönüşüme girecek. Belki bir yıl sonra bilmiyorum. Ev kentsel dönüşüme girdiğinde nereye gideceğimi bilemiyorum. Beni kaygılandıran bunlardır yani. Bu kaygı açıkçası psikolojim bozuluyor. Hatta sağlamı da bozuyor. Ben ilk emekli olduğum zaman daha rahat geçiniyordum. Emekli olduğum zamanlar çok rahat geçiniyordum. Şimdi yani yetmiyor ki geçineyim. Aldığım gün maaş yok zaten. Sadece emeklilere hiç zam verilmeyip alım gücü korunmuş olsaydı, yani bundan 20-21 ile belki alım gücümüz korunmuş olsaydı, bugün en düşük emekli maaşının olması gereken rakam 30.000 lira civarındaydı. Maalesef yıllar içerisinde emekliler bu anlamda çıkan düzenlemelerle beraber ve uygulamalarla beraber toplumun en fakiri ve en yoksul kitlesi haline geldi. Oysa ki biz bundan 21 yıl önce hemen hemen orta sınıf dediğimiz kitleye yakın bir yaşam standardına yakındık. Bugünse emekliler dilenci pozisyonuna düşmüş durumda. Geçinemedikleri için birçok emekli ya çalışıyor ya da ek iş arıyor. Yani ölün diyorlar bize. Oysa ki biz yıllarca ben bu devlete hizmet verdim. Gençliğimi verdim. Ömrümü çürüttüm. Vergimi peşin ödedim. Sonuçta dedim ki emekli oluyorum. Rahat bir yaşantım olur. Ama tam tersi sürünüyorum. Yıllarca prim ödedim emeklilikte rahat bir yaşam sürebilmek için ama beklentilerimiz onu karşılamadı. Şu anda ben kalp hastasıyım. İlaçlarım cebimde. Daha hala ilaç kullanıyorum. Ve kalp hastası olduğum halde çalışmak zorundayım. 18 yaşındayken ben işe başladım. Herkes gezerken, tozarken biz çalıştık, ürettik. Vergi verdik. Daha bizim maaşlarımız onların elindeyken kestiler. Bize hiç kimse hiçbir şey bağışlamıyor. Tam tersine biz verdiğimiz emeğin karşılığını istiyoruz. Devletten alacağımız varken bize maaş vermiyorlar. Bize sadaka veriyorlar ya. Alay ediyorlar yani. Asgari ücretin altında maaş ne demek yani? Biz yıllarca bu devlete çalışmış 40-50 yıl hizmet etmişsek ve karşılığında bu devlete vergi ödemişsek bugün çoluğumuzun çocuğumuzun eline bakmadan, pazar artıkları toplamadan insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Ben de insanım. Ben de yemek istiyorum, gezmek istiyorum, giyinmek istiyorum. Emekli olurken sırtıma bir ne olur ne olmaz diye bir kaban almıştım. 7 yıldır ben o kabanla geziyorum. Ben yıllardır yalnız yaşadığım için bu evde kışın yakıttan tasarruf sağlamak için şu ardiye gibi kullandığım odaya geçiyorum. Orada çok soğuk havalarda 2-3 ayımı ben orada geçiriyorum. Kısmadığımız bir kalem yok. Şimdi yediğimiz ekmekten dahi kısıyoruz. Kırmızı et görmüyoruz doğru dürüst. Ayda bir sefer tavuk eti alırsak ne mutlu bize. Bir patatesin kilosu olmuş 20 lira, 30 lira. Yani artık onlardan da kısıyoruz. Bir arkadaşlarımla bir kahve içmek için bir kafeteryaya oturamıyorum. Çünkü en ucuz kahve 35 liradan başlıyor. Sosyalleşmekten uzaklaştım. İnsanlarla yan yana olmaktan, onlarla sohbet etmeyi özler hale geldim. Sağlık uzakta, randevu alamıyorum. Alsam bile parasından dolayı gidemiyorum. Artık çok ne kadar canıma tak ettiyse ağrıyan yerim ancak o zaman gidebiliyorum. Niye? Çünkü para kesiliyor ve ben o açığı kapatamıyorum. İnsanlar, emekliler artık dişsiz geziyorlar, dişsiz. Açlık sınırı 14.000 lirayı geçmiş durumda. Yoksulluk sınırı ise 40.000 TL'yi bulmuş durumda. Yani aslında emeklilere şu mesaj veriliyor. Sanki emekliler devletin sırtında hak etmeden bir ücret alıyormuş, yükmüş gibi kurtululması gereken bir kitle olarak bakılıyor. Emekliye bugün bayram ikramiyesi adı altında aklımızla bizim dalga geçercesine resmen dalga geçiyorlar. 5.000 lira gibi komik bir ikramiye adı. Biz de insanız, bizim de onurumuz var. Biz bu sadakayı kabul etmiyoruz. Ya zaten 5.000 lira dediğiniz nedir ki? Yani hangi ihtiyacımızı karşılar? Veya bir haftalık pazarımızı ancak karşılar. Bir de bunu çalışanlar çalışmayanlar diye ayırarak emeklileri ikiye böldüler. Çalışan emekliye vermemek, çalışmayana vermek. Yani ikisini de vermesin arkadaş. Yani çalışan bir emekli niye çalışsın? Çalışmak zorunda kaldığı için çalışıyor. Çalışmayan emekliye gelince iş bulamadığı için çalışmıyor. Hükümetin açıklamış olduğu 5.000 TL'lik yardımdan emeklerin %60 gibi bir oranı faydalanamayacak. Buradan faydalanamayacaklar da çalışanlar, dul yetim aylığı alanlar, Bağkur emeklisi olup hala esnaflığa devam edenler. Sağlıkta emeklilerden katkı payının kaldırılmasını istiyoruz. Sağlığın daha ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Emeklilere verilen ikramiye adı altında ancak aslında ikramiye olmayan, yardım olan iki bayram parasının en azından maaş oranına yükseltilmesini istiyoruz. Kök maaşlarının, en düşük emekli maaşının 15.500 TL'ye yükseltilmesini, dul yetim aylığı alanlar dahil ve bunun üzerine de ayrımsız bir şekilde bütün emeklilere %25 enflasyon farkının bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Emekli olmadan önceki tek hayalim emekliliğimde rahat bir hayat sürebilmekti. Ama hayat şartları ve bizim yönetim şeklimiz buna müsaade etmedi. Bütün heveslerimizi, bütün özlemlerimizi emekli olunca şunu yapacağız. Emekli olunca Tunceli'ye gideceğim. Emekli olunca işte bütün sahili gezeceğim. Hesaplarım vardı, hayallerim vardı. Ama şimdi Kadıköy'e bile inerken ciddi anlamda düşünüyorum. Yemeğimden kısıyorum, gezmemden kısıyorum, kitabımdan, kültürümden kısıyorum. Ya tatile gidemiyorum, tatil diye bir şey hatırlamıyorum. Yani yarına yönelik benim hayallerim yok, kaygılarım var. Bugün ben bu halde iş arıyorum. Ayağım sakat, iş arıyorum, çalışmak zorundayım çünkü. Bizi bu yaşama reva görenler utansın. Bizi bu yaşta çocuklarımızın eline mağdur edenler utansın. Hakkımı helal etmiyorum ben.